Sonra sürekli kendi kendine durup ateşliyor. Bu tamirci daha da mı bozmuş? Ne yapmışsa bak böyle yapıyor şimdi de. Sürekli bir duruyor, bir kendi kendine ateşliyor. Duruyor, kendi kendine ateşliyor bak. Arızaya geçiyor otomatik. Okay. Değerli tüketiciler, şu an neredeyiz? Sevdiğimiz bir abimizin yanında. Hatta ismini de veriyoruz. Murat Koç abimizin yanında. Teşekkür ederim. Bizim kombici olduğumuzu bilmeden önce internetten bir tamirciyi çağırmış. Tamirci ve kombide arıza çıkıyor. Yanmıyor, ısıtmıyor. Kombinin eşanjör grubunu sökmüş. Ateşleme grubunuz arızalı deyip 400-500 civarında fiyat mı çıkarttı abi ortalama? Hemen hemen. Ortalama. Ortalama bu şekilde fiyat çıkartmış. Buraya gelen o ezik, yani buradan özür diliyorum, hayvan ola hayvan tamirci. Şunu burada bakın ilk defa söküyorum. Bakın şimdi. Şimdi gözlerinize inanamayacaksınız. Ablam bir lambayı bir yakalım mı? Lambayı bir yakalım. Bir de küçük bir tas var mı? Bir tas alalım ablam. Bakın şimdi. Onun içinden yani 400-500 milyon lirayı alıp eğer müşteri kabul etseydi en azından bari hayvan herif madem öyle işini yap çık git. Bak abi gel. Gel 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 gel. Şimdi bu kombi şu filtrenin içinde Murat abi nasıl çalışsın? Bak şimdi. Suyu devirdaim mi demiyor. Şimdi bak abi gel. Şu içinden çıkan çamuru taşı gördün mü bak. Fayans parçası bu tesisat yapılırken. Kombin suyu devirdaim edemediği zaman anlatabildim mi? Hararetli yapıyor. Hararet yaptığı zaman da bu. Eğer sen fiyatı kabul edip yaptırmış olsaydın ne kombin yapıldığıyla kalacaktı. Verdiğin para da uçup gidecekti. Bunları da internetten bir daha bulma imkanı %0. Bir de telefon açıp yüzüne kapatıyorlar. Şimdi bunu yerine taktıktan sonra çalıştıracağız. Suyunu inşallah de devirdaim edecek abi. En azından bu videoyu izleyen tüketiciler internetten hiçbir zaman tamirci araştırmasın. Araştırırken de mutlaka fatura istesin. Kapatabilirsin Murat abicim. Sahtekar kombicilere de güvenmeyin arkadaşlar. Aynen öyle, aynen öyle. Allah belasını bir versin bunu.